Değerli arkadaşlar, tekrar merhabalar. Bir Zotero dersinde tekrar birlikteyiz. Bu defa da Zotero'nun farklı bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Özellikle mesela bazı arkadaşlar eseri nasıl silindiğini bilmiyor. Geçen dersimizde de bahsettim. Eser silmek istediğimizde arkadaşlar eseri çöp sepetine gönderiyoruz. Evet. Eseri çöp sepetine göndermemiz demek Zotero'dan bu eserin silindiği anlamına gelmez. İlla gideceğiz, yani mutlaka gideceğiz. Çöp sepetinde de bu eseri sileceğiz. Yani eseri sildi dememiz gerekmektedir. Ancak böyle gider ya da çöp sepetini sağ tıklayarak boşalt dememiz lazım arkadaşlar. Eser bu şekilde silinir. Diğer taraftan tekrar kitaplığıma geldim. Bu sefer de mesela eserlere yani link nasıl eklenir? Bu konuyla ilgili bir gösterme çalışayım. Mesela diyelim ki şu eserin masa üstümüzde ya da farklı bir alanda mesela internette de bir link ekleme durumum olabilir. Yani diyelim ki bakın burada ek ekle URL bağlantısı iliştir demek. Evet, buraya tıkladığımda bakın bir URL bağlantısı istiyor. Diyelim ki arkadaşlar mesela bir web sitesine geldik. Bu web sitesinde mesela diyelim ki Zotero'nun web sitesini aldık, tıkladık, kopyaladık. Ondan sonra geldik esere. Şurada mesela esere link ekleyeceğim. Bakın linki nasıl ekliyorum. Görüyor musunuz? Evet. Bu dışarıdan yani şu anda mesela bir ek geldi. Bakın Zotero Data. Mesela şimdi ben buraya tıkladığım zaman arkadaşlar göreceksiniz. Diğer o siteye gidecektir program. Hemen kendini gösteriyor. Evet. Bu eksternal denilen linklerdir arkadaşlar. Eksternal yani dışarıya verilen linklerdir. Bir de içeriye bir link verelim. Yani kendi bilgisayarımıza bir link verelim. Evet, bakın burada mesela dosyanın kaydedilmiş kopyasını ekle. Dosyaya yani künyeye dosya ekliyoruz. Evet, hemen bir tane ekleyelim. Mesela masa üstüne geldik. Masa üstüne diyelim ki bir tane PDF dosyamız var. Onu ekleyeceğiz. Ya bir ses dosyamız var, onu ekleyeceğiz. Yani mesela şöyle bir kitabımız var. Bakın hepsi geldi. Dikkat ederseniz dosyanın ismini eklerken farklıydı ama Zotero bunu ne yaptı? Eklerken Sarıkaya dedi. Neden Sarıkaya dedi? Çünkü bu eserin yazarı Sarıkaya. Hemen bilgi notuna bakalım. Bakın eserin künyesine baktığımız zaman Sarıkaya Bünyamin. Hemen şeyi ne yapıyor? PDF'yi de otomatik bir şekilde ismini değiştiriyor arkadaşlar. Yine bilgisayarımızdan bir link verelim. Bakın mesela şurada. Bu sefer de ek ekle dediğimiz yerden yine bu sefer dosyaya bağlantı ekle. Yani bilgisayarımızdan bağlantı ekliyoruz. Mesela diyelim ki bir Word dosyasına bağlantı ekleyeceğiz hemen. Ne yapıyoruz? Hemen tıkladık. Aç dedik. Bu sefer de bakın bitlis düzeltme yani özür dilerim burada eklemiş olduğum Word dosyasının bir ismi yer almaktadır. Ama şimdi ona tıkladığımda şöyle bir dosya var ama dosyayı burada falan açmıyor. Ancak link olarak mesela çift tıkladığımda gidip açıyor arkadaşlar. Dikkatinizi çekelim. Çift tıkladığımda gidip açıyor. Yani bu bana neyi sağlıyor? Bu bana mesela esere istediğim her şeyi yükleyebilmemi sağlıyor. Yani künyeyi çalışırken, o esere çalışırken o eserle ilgili ne toplamışsam o esere iliştirebiliyorum. Ve bunlar hepsi bir arada ve hemen karşımda arkadaşlar. Bunlar önemli şeyler. Şimdi kardeşlerime şunu da söyleyeyim. Mesela bazen yazar bir eserle çalışmasını bitirirken bu eserle ilgili ne tür bir çalışma içerisine girdi, hangi tür notları aldı onu görmek ister. Zotero'nun yine böyle bir özelliği var. Mesela eserin üzerine gelince sağ tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra seçili eserden rapor oluştur diyoruz. Bakın rapor oluştur. Tıkladığımızda göreceksiniz böyle açılıyor. Mesela eserin künyesi yazıyor. Eserin başlığı yazıyor. Eserle ilgili mesela ekler yazıyor. Eserle ilgili eğer not almışsak hemen bir not alalım. Not da göstereyim size. Bakın eserle ilgili bir not alalım. Bakın notlara geldim. Ekledim. Yani şu anda mesela evet, deneme notu. Evet, böyle bir ekleme yaptım. Bununla ilgili mesela kalın mı yapalım? Ondan sonra italik mi yapalım? Hepsi burada yazıyor arkadaşlar. Hatırlayın mesela biz burada yine mesela notlara da bakın dikkat ederseniz. Notlara da etiket verebiliyoruz. Evet. Buna da mesela Celal diyelim mesela. Örnek. Ondan sonra da bakın mesela burayla eğer bu notu iliştirmek iste başka bir eserle de ilişkilendirmek istiyorsan buraya tıklıyorum. Buradan da görüyorsunuz. Mesela böyle bir eser aldım ve bunu ilişkilendirdim. Evet. İlişkilendirdim. Eğer notu farklı bir pencerede de açmak istersem hemen açabiliyorum. Dikkat ederseniz. Yani Zotero'yu kapatıp farklı bir yerden de notlarımı alabilirim arkadaşlar. Tekrar Zotero'ya geliyorum. Nota da geliyorum. Evet. Yani deneme notu eklendi. Eklendikten sonra da ben şimdi eserden rapor alacağım. Bakın geldim. Notumu da ekledim. Raporumu alıyorum. Bakın
Raporu ekledikten sonra bak ders notunu görüyorsunuz. Evet, notlar, ders notu, başlıklı. Böyle gider. Etiket üretmişim. Ondan sonra ekler yapmışım. Bu ne demek? Bu şu demek. Bu yani eserle ilgili her türlü mesela faaliyet içerisine girebilirim. Notlarımı, her şeyimi mesela o eserin künyesine iliştirebilirim. Ve o eserden böyle bir rapor alabilirim. Daha sonrasında mesela tezimi ya da makalemi ya da kitabımı yazarken eserleri organize etmem benim için daha iyi olacaktır. Yani bu da farklı bir fişleme metodu arkadaşlar. Zotero bize bu imkanı tanımaktadır. Artık her şeyi dijital ortama aktarıyoruz ve dijital ortamda gerçekleştiriyoruz. Bu dersimizde ne yaptık? Bu dersimizde arkadaşlar Zotero'nun eser nasıl sileceğini gösterdik. Zotero'da ek nasıl eklenir, yani link nasıl eklenir, bu konuya mesela değindik. Aynı şekilde Zotero'dan rapor nasıl alınır? Yani Zotero'dan rapor derken yani eklediğimiz künyenin raporunu nasıl alabiliriz? Onu göstermeye çalıştım. Herkese iyi günler arkadaşlar.